13 Kasım 1918 tarihinden itibaren fiili işgal altında bulunan İstanbul'da düşman asker sayısı 1920 yılının Mart ayında 100 bine yaklaşmıştı. Ama İtalya'nın baskısıyla şehir henüz resmi olarak işgal edilmemişti. İtalyanlara göre şehrin resmen işgal edilmesi durumunda halkta milliyetçilik duyguları kabarabilir, işleri daha çıkılmaz bir duruma sokabilirdi. Son aylarda ise şehirde politik hareketlilik artmış, Anadolu'da başlayan vatanperver hareketlilik işgal kuvvetlerinde rahatsızlık oluşturmaya başlamıştı. Yurt dışında da özellikle Hintli Müslümanların İngiliz yönetimini İstanbul işgali sebebiyle boykot etmeyi tartışması İngiliz hükümetini artık harekete geçmeye mecbur bıraktı. 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'da sabah ezanı daha okunmamışken Şehzadebaşı civarında silah sesleri dalga dalga tüm kente yayılacak ve şehir resmen işgal edilecekti. 10. Kafkas Fırkası'nda nöbet tutan Türk askeri, 60 kadar İngiliz askeri ve başlarında onlara refakat eden bir subayın kendilerine doğru geldiğini görmüş, ancak olağan bir durum olduğunu düşünerek üstlerine haber vermemişti. İngiliz subayının saldırı emri ile Türk karargahına hücum eden işgal kuvvetleri, kapıdaki nöbetçi ağır yaraladıktan sonra doğruca yatakhane bölümüne geçtiler. Uykuda olan Türk askerleri daha yatağından kalkamadan İngiliz kuvvetlerinin yaylım ateşine maruz kalmış bu düşmanca operasyonda 4 Mehmetçik şehit olmuştu. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte genç Darülfünun talebeleri şehit cenazelerini istiyordu. Oysa Mehmetçikler operasyon sonrası çoktan kimsenin bilmediği bir yere gömülmüştü. İşgal kuvvetlerinin Kafkas Fırkası'nı hedef almasının en büyük nedeni özellikle komutanlarının Karakol Cemiyeti isimli direnişçi bir örgütle bağlantılı olduğunu düşünmeleriydi. Karakol Cemiyeti ise İttihat ve Terakki'nin İstanbul'da meydana getirdiği bir yeraltı örgütüydü. Kuşatma Şehzadebaşı civarında başlamış ama asıl hareketlilik Harbiye Nezareti civarına yayılmıştı. Harbiye Nezareti kuşatıldı, Fevzi Paşa'nın göğsüne namlu bile doğrultuldu. Sırtlarında mitralyöz, onlarca katır ve 200 kadar İngiliz askeri Harbiye Nezareti etrafını sarmıştı ve Harbiye Nazırı Fevzi Paşa o sırada makamında bulunmaktaydı. Sabah saat 10 civarında Fevzi Paşa direnişin anlamsız olacağına karar vererek Osmanlı Devleti Harbiye Nazırlığını İngiliz kuvvetlere teslim etmeyi kabul etti. Kapı açıldı ve İngiliz askerleri Rumlarla Ermenilerden oluşan geniş bir kalabalığın tezahüratları arasında binaya girdi. Fevzi Paşa'nın makam odasına kadar giren İngiliz askerleri namlularını Fevzi Paşa'ya doğrultmaktan çekinmedi. Artık bir makamı dahi olmayan Fevzi Paşa, Baba Ali'ye gitmek üzere Harbiye Nezaretinden ayrıldı. İngiliz askerlerinin refakatinde binadan çıkarken dışarıdaki kalabalık ona hakaretler yağdırmaktaydı. Harbiye Nezareti kontrol altına alındıktan sonra sırasıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Kasımpaşa ve Üsküdar gibi önemli belediyeler işgal edildi. Ardından Beyoğlu'nda bulunan telgrafhane gibi önemli iletişim noktaları kontrol altına alındı. Son olarak Ayasofya etrafı ağır silahlı askerlerle kuşatma altına alınarak şehir tamamen düşürülmüş oldu. Düşman kuvvetlerinin komutanları üstlerine gönderdiği bir telgrafta İstanbul halkının işgal karşısında takıntığı kayıtsız tavrını "Türk halkı şimdilik iyi hareket ediyor" şeklinde bildiriyordu. İstanbul işgalinin şehirde bir kargaşa çıkaracağını düşünerek harekatın bir hayli gecikmesine neden olan İtalyanlar da Türklerin başkentine yönelik bu tecavüze karşı sessiz tavrını büyük bir şaşkınlıkla izliyordu. İtalyan askeri ateşe Albay Vitale işgali şu sözlerle üstlerine bildiriyordu. "Gece boyunca 40 kadar milliyetçi tutuklandı. Türkler işgale karşı direniş göstermediler ve önemli bir olay meydana gelmedi." Askeri harekat başarıya ulaştıktan sonra sıra mebusların yani milletin vekillerinin yakalanarak tutuklanmasına gelmişti. İngilizler dar ve sapa İstanbul sokaklarında tutuklamaya gittiği birçok ismi yakalayamıyordu. Arananlar şehri tanımayan İngiliz askerlerinden kolayca sıyrılarak izini kaybettirmeyi başarıyordu. Bunun önüne geçmek için sivil giyimli yüzlerce taşnak sütun Ermeni İngiliz ordusunda çalışmaya başladı. Sivil operasyonlar kısa sürede meyvesini verdi ve birçok önemli isim peşi sıra ele geçirildi. Ermenilerin yakaladığı isimler arasında İttihat ve Terakki döneminde önemli mevkilerde bulunan isimler de vardı. Erkan-ı Harbiye Reisi Cevat Paşa ve Doktor Esat gibi isimler bunların başında geliyordu.
Üstelik ele geçirilen isimler İngilizlere teslim edilmeden önce ağır hakaret ve işkencelere maruz kalmaktaydı. Operasyonların sonunda 85 mebus ve 70 kadar aydın tutuklanarak Malta Adası'na gönderildi. Sadrazam Salih Paşa bu kadarına dayanamadı. İstanbul işgal edildikten sonra Salih Paşa hükümeti bu durumu en üst perdeden protesto etti. İngilizler Salih Paşa'ya durumu bildirdikten sonra kendileriyle beraber hareket etmesini beklerken Paşa bu durumu sert bir nota ile protesto etti. Salih Paşa, İngilizlere yazdığı notada Anadolu'daki direnişin açıkça yanında olduğunu bildiriyordu. İstanbul işgal edildikten sonra İstanbul basını da işgal karşısında yeterince tepki gösterememişti. Yunus Nadi gibi isimlerin kısık sesle bu işgal geçici olmayabilir eleştirileri bir kenara bırakıldığında İstanbul basını tamamen susmuş durumdaydı. İnanması zor ancak Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul yaklaşık 5 yıldır İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlardan oluşan 200 bin kişilik ordu tarafından işgal altındaydı. Ancak Anadolu'da kazanılan zaferler sonrası ayrıca Lozan Konferansı'ndan gelen olumlu haberler neticesinde İstanbul İşgal Orduları Komutanı Harrington üstlerinden gelen bir emirle tahliye planı yapmaya başladı. Tüm ülkenin beklediği müjdeli haber de 31 Ağustos 1923 senesinde bizzat Harrington tarafından, üstelik yabancı basına değil Türk gazetecilerin davet edildiği bir toplantıda verildi. Harrington, karşısına aldığı Türk gazetecilere şu açıklamayı yaparak tahliyenin en kısa sürede gerçekleşeceği müjdesini paylaşıyordu. İstanbul'un işgali sırasında müttefikler değişik güçlüklere maruz kaldılar. Eminim ki bu süreçte herkes barış arzusunda bulunmuştur. Dünya artık yeni bir karışıklık istemiyor. Hepimiz geçen 9 seneye ait hoş olmayan hatıralara sahibiz. Görevimin burada bitmiş olmasından ve İstanbul hakkında mutlu hatıralar taşıyacağımdan dolayı pek memnunum. İngilizlerle yapılan sıkı pazarlıkların sonucunda tahliye süreci hızlandırılmış ve nihayet Türk ordusunun şehre girmesine karar verilmişti. Bu görev 3. Kol Ordu'ya bağlı Şükrü Nailli Paşa'ya tevdi edildi. 6 Ekim 1923 günü Türk askeri Üsküdar ve Haydarpaşa garını zapt ederek şehre resmen girdi. Milli mücadeleye karşı çıkan birçok vatan haini olmasına rağmen Türk halkı bu zor günlerde mücadeleyi elden bırakmamış, düşman askerleri 5 yılın sonunda gitmek zorunda kalmışlardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.